Şimdi bir Müslümanın diğer Müslümanlara kıyaben yani onların olmadığı yerlerde ve durumlarda onların duymayacakları şekilde onlar için dua etmesinin ne kadar önemli olduğu hem Kur'an ayetleri hem de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri ile açıkça belirtilmiştir. Şimdi size konuyla ilgili üç tane ayeti kerimin mealini vermek istiyoruz. Birinci ayet. Bunlardan sonra gelenler şöyle derler. Rabbimiz bizi ve bizden önce gelip geçen geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. İkinci ayetin mali şöyledir. Hem kendinin hem de mümin erkeklerle mümin kadınların günahlarının bağışlanmasını dile. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama hitaben böyle bir ayet meali. Üçüncü ayet de şöyle. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, anamı, babamı ve bütün müminleri bağışla. Şimdi bu üç ayeti kerimede iyi kimsenlerin müminlere olan gıyabi duaları görülmektedir. Birinci ayette ashab-ı kiramın, ikinci ayette Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin, üçüncü ayette de Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın hem kendileri hem de mümin kardeşleri için yaptıkları dualardan söz edilmekte ve böylece müminlerin birbirleri için yapacakları duanın ne kadar önemli olduğu belirtilmektedir. Ayetlerde görülen dua örnekleri yapılacak duaların sadece aynı dönemde ve devirde yaşayanları değil, ölüp ahirete intikal edenleri, hatta henüz dünyaya gelmeyen müminler, müminler de kapsayacağı açıkça görülmektedir. Soruda geçen hadis-i şerife uygun olan şu iki hadis de aynı zamanda okuduğumuz ayetlerin bir açıdan tefsiri sayılır. Birinci hadisi mali şöyle. Bir Müslüman yanında bulunmayan bir din kardeşi için dua ederse mutlaka melek ona aynı şeyler sana da verilsin diye dua eder. Ne kadar büyük bir bereket, ne kadar büyük bir hayır. İkinci hadisi malde şöyle, aynı manaya geliyor. Bir Müslüman yanında bulunmayan din kardeşini yapacağı dua kabul olunur. Bir kimse din kardeşine hayır dua ettikçe yanında bulunan görevli bir melek ona duan kabul olsun aynı şeyler sana da verilsin diye dua eder ve Allah. Melek bu iş için görevlendirilmiş oluyor yani. Bu iki hadis gıyabi duaya yani müminlerin biri biri hakkında yapacakları duaya Allah Teala'nın verdiği önemi ve değeri açık ve net olarak göstermektedir. Kayıp ve kıyap aslında göz önünde bulunmamak anlamına gelmekle beraber bir kimsenin yanında bulunan din kardeşi hakkında onun duymayacağı, onun bilemeyeceği bir şekilde dua etmesi de kıyabi dua sayılmıştır. Demek ki burada esas olan dua edilen kişinin, dua edenin duasından haberi olmaması. Bu bedeni uzaklık olabileceği gibi, dua edenin kalbiyle veya dua edilenin duyamayacağı kadar kısık bir sesle dua etmesi de inşallah aynı manaya gelecektir ve kıyabi dua olacaktır. Müminlerin birbirlerini sevmeleri, birbirlerinin iyiliğini ve saadetini istemeleri, bunun için de birbirlerine hayır dua etmeleri, Cenab-ı Allah'ın son derece memnun olduğu, razı olduğu bir tavır davranıştır. Başkalarının düşünecek kadar geniş bir gönle sahip olan böyle kullarını mükafatlandırmak için de hadis şerifte anlatılan yola başvurmaktadır. Şöyle ki, bir kimse din kardeşinin hayrını istediğinde veya onun başındaki bir sıkıntının giderilmesi için dua ettiğinde yanında görevli olan melek duasına amin yani Allah duanı kabul etsin demekte. Sonra da kardeşin için istediğin şeyler sana da verilsin temennisinde ve duasında bulunmaktadır. Bir Müslümana onun duymayacağı şekilde dua etmek, riya ve gösterişten tamamen uzak olacağı için ve tamamen samimi ve hasbi olacağı için elbette Allah katında daha makbul olacak.